İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti olarak Millet İttifakı'nın bileşenleri. Eğer bu karede HDP olsaydı bu soruyu ben anlayabilirdim bu şekilde yorum yapanlar. Ama bizim Sayın Genel Başkanımızın sözünün üstüne bizim söz söyleme gibi bir durumumuz yok. Ve Sayın Genel Başkanımız geçen sene çok iyi bir şekilde ifade etmiştir ki bunun üzerine artık bu söz tartışmaya veya yorumlamaya müsait bir söz değildi. Neydi o söz? HDP PKK'nın uzantısıdır demişti. Bizim Halkların Demokrasi Partisi ile en ufak bir ittifak yapma gibi bir durumumuz yok. Onların atacağı oyla kazanacağımız bir seçim yerine de 1000 kere kaybetmeyi göze alıyor İyi Parti'nin tüm kadroları, tüm teşkilatları. APO sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Türkiye onun konumunu tartışmamalı. Abdülkadir Selvi. PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Öcalan'ın olayları okuma tecrübesi var. O bölgenin aktörüdür. Yalçın Akdoğan. Abdullah Öcalan Kürtlerin lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncelerimizdir. Beşir Atalay. Yani şimdi Türk milliyetçilerini, görüşünü kendilerini atleden insanların veya karşıdaki insanlara siz Türk milliyetçisi değilsiniz diyen insanların geçmişteki çözüm, onların çözüm dediği bizim çözülüm dediğimiz süreçteki ifadeleri. Yani bu leke İyi Parti'ye yakışmaz da yapışmaz da bunu da zaten vatandaş görüyor. İyi Parti ile ilgili değerlendirmeleri yaparken evet İyi Parti Türk milliyetçisidir. İyi Parti Cumhuriyet sevdalısıdır. İyi Parti Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün kazanımlarını koruyan, milletin değerlerini koruyan bir parti olarak adlandırıyor bunu sokakta. Ama tabii siyaset olarak illaki iftira veya çamur at izi kalsın şeklindeki değerlendirmeleri yapanlar da bunu biz bu insanları da böyle olmadığımız için geldiğimiz gelenekler belli. Biz Allah'a havale ediyoruz. Çok fazla bu konuda cevap da vermiyoruz.